Londra Haber Magazin. Koruyan Londra Haber Magazin başlıyor. Londra'da ne var ne yok, kim kiminle, kimlerle nerede eğlendi, kim kim için neler söyledi. Çayınızı, kahvenizi ya da soğuk bir içeceğinizi alıp koltuğunuza yaslanın. Şeker tadında bir program başlıyor. Magazin programından herkese merhaba. Bir Londra Haber Magazin programıyla daha yine karşınızdayız. Bu hafta sizleri Terazi Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay'la ilgili bilgiler vereceğim. Londra saatiyle 07.08'de Terazi Burcu'nda bir Dolunay gerçekleşecek. Terazi Burcu ikili ve sosyal ilişkiler, diplomasi ile ilgili olduğu için bu aralar biraz gergin olabilirsiniz. Özellikle eşinizle, ortağınızla bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Uzlaşma isteyen alanlarda sorunlar oluşturur. Özellikle diplomasi, uzlaşma isteyen şeyler ki gerçekten de siyasetle ilgili bir takım sorunlar oluşabilir. Ülkeler arası bir takım gerginlikler oluşabilir. Böyle zamanlarda savaşlar bile çıkabilir. Dolayısıyla 11 Nisan'da bir takım gerginlikler ve krizler yaşayabiliriz ve bunun sonucunda bazı kalıpların tamamıyla değişmesi de söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra 10 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında Merkür gerilemesi başlıyor. Merkür gerilemesi iletişimle ilgili sorunları getiriyor. Özellikle konuşurken, özellikle bir kendimizi ifade ederken sorunlar yaşayabiliriz. Kontrat, sözleşme imzalarken sorunlar oluşur. İletişimle ilgili tüm sorunları yaşarız. Dolayısıyla bu süre içerisinde kontrat, sözleşme imzalamamaya özen gösteriyorsunuz. İmzalamanız gerekiyorsa da özellikle maddeleri iyi okuyorsunuz veya yetkili kişilerden yardım alıyorsunuz. Bununla ilgili detaylı bilgileri birazdan vereceğim. Burçları nasıl etkileyecek ama onun öncesinde gelin bakalım İngiltere gündeminde geçtiğimiz hafta neler yer almış. İzliyoruz. Efendim, bu hafta Londra gündemde özel bir geceyi anlatacağız. Ev sahipliğini Cypress Garden'ın yaptığı, Chingford'da bulunan Cypress Garden'ın yaptığı çok özel bir yardım balosu. Ev sahipliğine çok güzel bir şekilde yardım balosu yapıyor Cypress Garden. Ve neden bu yardım var? İlkay Hanım bize anlatacak bu derneği, nedenini ve neden kuruldu, nelere yardım ediyorlar. Bakalım ve önemini bu haftaki Londra gündemde yardımlar var efendim. Evet İlkay Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir hizmette bulunuyorsunuz. Yardım değil mi? Evet yardım. Öncelikle derneğinizin ismini öğrenebilir miyim? Derneğimizin ismi Lauren Page Trust. Lauren Page, Bayan Claire Hanım'ın, Claire Page'in kızının ismiydi. Evet. Lauren 3 hafta yaşadı. Ama annesi de çok zor bir hamilelik döneminden geçti. Bu derneğin asıl şeyi hamile olan bayanların çok zor şekilde hamileliği ve yani bazı kişiler 9 ay yataktan kalkamaz, evet. Öyle bir şey. Claire onu atladıktan sonra bebeğini sadece 3 hafta görebildi. Çünkü bebeği de... Peki neden İlkan? Bebeğinde özel bir rahatsızlık mı vardı? Yok, şeydi, probiçiyo doğdu, küçük doğdu. Çünkü tabii annesi de daha erken doğum yaptığı için. Ve
o günden gelsin. İşte bu derneği kurdu. Lorum bu yıl 18 yaşında olacaktı. Yani evet, yaşasaydı. Kız olacak. Evet, evet. Onun da kısmeti olmuş. O meleklerle birlikte şu evet, an evet, diğer tarafta evet. Annesini gururla izliyor. Evet. Peki topladığınız bu yardımları nereye bağışlıyorsunuz? 18 yıldır Claire Hanım topladığı paraları hastanelere bebekleri yaşatmak için makine. Memeçe doğan evet. Bebekleri olan bölümlere hizmet eden evet. Bölümlere yatırıyorlar. Yatırıyorlar ama bu yıl son iki tane genç doktorumuzun üniversitede okumaları ve bu hastalığın çaresini bulmaları için onların education'larını, onların okuma şeylerini ödüyoruz. Harika. Yani bu yıl iki tane genç doktor yetiştiriyoruz. 18 yıldır yapıyor hanımefendi. Yapıyor ya evet. Peki yılda bir kez mi toplanıyorsunuz? Yoksa hayır hayır yılda hazır desem 5-10 tane değişik paradır. Claire Hanım maratonda koşturur. Oo, evet. Büyük evet büyük balolar yaparız. Aklınıza gelen değişik faaliyetler yaparız yani. Yılda yani. En az 3-4 kez. Mutlaka evet. Para topluyorsunuz, yardım evet, topluyorsunuz. Evet kalan bütün kar doğru şeye gider. Yani hiçbir kuruş almıyorlar. Yani emin kendileri de verdikleri emeklere karşılık demiyorlar. Yani admiration bilmem ne diye bir şey yok. Evet. Ne kadar güzel. Duyarlı olmak. Çok çok. Yardımda bulunmak. Gün gelir herkes bir gün o yardıma ihtiyacı bulur. Tabii doğru. O yüzden duyarlı olarak yardım etmemiz gerekiyor. Tabii. Bizler de Genç TV olarak onların yanında olduk efendim. Ben hanımefendiye bir kelimeyle teşekkür etmek istiyorum. Thank you so much for doing this. Thank you. It's thank very you. Kind of you. It's very, very thoughtful. Oh, thank you. And we just want to say thank you very much. No problem. Yes. But we want to say a big thank you to Kay. To say thank you to Cypress Garden and Gimbe and Ediz. They have been amazing. They have yes. helped us so much because yes, it's a charity. You yes. know, they were giving they very always much. Do. Yes, they always do. Do. Thank you. So, teşekkür ediyoruz efendim. Bu haftaki Londra gündemden bu kadar. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlarla devam ediyoruz. Karşıt burcunuzda bir dolunay gerçekleşeceği için eşinizle olan iletişime dikkat ediyorsunuz. Özellikle eşinizde bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Ortağınız varsa bu süre içerisinde yolları da ayırabilirsiniz. Dolayısıyla sözlere dikkat ediyorsunuz. Özellikle eşinizle ve ortağınızla ters düşmemeye dikkat ediyorsunuz. Merkür gerilemesi de var. Parayla ilgili konulara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu süre içerisinde özellikle finansal açıdan bir takım krizler yaşayabilirsiniz. Ticaret hayatına atılmak ve yatırım yapmak istiyorsanız özellikle 10 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında dikkatli olmakta fayda var. Nisan ayının 20'sine kadar Merkür Boğa burcunda gerileyecek. Nisan ayının sonları sizin burcunuzda gerileyeceği için yine sözlerinizle karşı tarafın canını sıkabilirsiniz. Bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Özellikle ikili ve sosyal ilişkiler açısından sınanacağımız ay Nisan ayı ve bu ay boyunca sizler de bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz. İmza atarken yanlışlık yapabilirsiniz. Maddeleri gözden kaçırabilirsiniz. Dolayısıyla Nisan ayı boyunca hem eşiniz ve ortağınızla olan iletişime dikkat ediyorsunuz. Hem paranızı kontrollü kullanıyorsunuz hem de sözlerinizle bir takım kişilerin kalbini kırmamaya özen gösteriyorsunuz. Ve yayınımıza lezzet turumuz ile devam ediyoruz ve Southgate'de bulunan The Aussie Charms Pub'a gidiyoruz. O muhteşem kahvaltısına ve oradaki kişilerin oradaki lezzetler için neler söylediklerini hep birlikte göz atıyoruz. Evet sevgili Londra Haber Magazin izleyicilerimiz, Londra turumuz devam ediyor. Yine bir pazar sabahında Aussie Charms'dayız ve sizi tanıyalım efendim. İsmim Osman Topçu. Osman Bey bugün kahvaltıya geldiniz. Kahvaltıda neler var? Kahvaltıda geniş bir menü var tabii. Sayamayacağımız kadar çok fazla. Organik ürünler de var bunun yanı sıra. İstediğiniz ürün de yaptırabiliyorsunuz pide çeşitleri gibi. Yani hakikaten çok geniş bir menüye sahip. Yani Londra'da burada böyle bir
kahvaltı yapabilmek için burada güzel bir kahvaltı oluyor yani. O yüzden hem sağlıklı hem hijyen yani. Evet, hem sağlıklı hem istediğiniz ürünü bulup yiyebiliyorsunuz. Bu çok önemli yani. Şimdi böyle şöyle bir menüye baktığınız zaman arayıp da bulamadığınız bir çeşit var mı? Ya genelde biz sabah kahvaltısında yani doğal ürünlerinden peynir, zeytin, işte ne bileyim omlet hep biraz daha böyle orijinal ürünlerden yana oluyorsunuz. Yeşillik işte ona benzer. Yani sınırsız, bunun tabii sınırı yok yani, ama ya bu yeterli, kafi diye düşünüyorum yani sabah kahvaltısında. Ya güzel yani. İngiltere'ye baktığınız zaman İngiliz'in kahvaltısı çok meşhurdu. Egg and Bacon'ı. Şimdi bir bakıyoruz ki piyasada Kuzey Londra'da Türk kahvaltısı ve İngiliz kahvaltısının önüne geçti. Bunun sebepleri neler? Ama biz Türk kültürü ve örf adeti olarak zaten kahvaltı kültüründe de şu anda çok iyiyiz yani, iyi bir noktaya geldik yani. Yani İngilizlerin, Fransızların çok önündeyiz yani. Çok geniş bir menüye sahibiz yani. Sayılamayacak kadar menü çeşidi var yani. İnsan gördüğü zaman gözü doyuyor yani. O yüzden biz İngilizlerin çok önündeyiz yani o konuda. Ekran başında bizi izleyen izleyicilerimize, kameramıza bakıp burasıyla ilgili son olarak ne söylemek istersiniz? Ya burada doğal ürünleri bulabiliyor insanlar. İnsanların da bizim en çok istediğimiz şey doğal ürünler tabii ki yani, organik doğal ürünler. Yani onlar olduktan sonra zaten kahvaltının keyfi, lezzeti, tadı değişiyor. Yani çocuklarınız da burada bir sabah, pazar, cumartesi fark etmez bir kahvaltı keyfi yapmak hakikaten güzel yani. Katkı sağlıyor hem aileye hem size. Yani oturup kahvenizi de içebiliyorsunuz. Her şey yani, hizmet burada sınırsız. Güzel yani. Ben tavsiye ediyorum. İnsanlar gelsin, görsün. Bu lezzetlerden tatsın diyorum yani. İngiliz papı burası. İngiliz papının içerisinde Türk kahvaltısı, Türk yemeği, lahmacun, pide çeşitleri. Neler düşündün? Yani hayır, mecbur değil de bir şans burası bizim için. Çünkü biz Türkiye'den buraya kısa süre için gelmiş olsak da insan arıyor Türk yemeklerini, Türk kültürünü. Türk kültürünü çok güzel bir şekilde yansıtmışlar ve burada açık büfe kahvaltı birçok yerde bulamıyorsunuz. Bence çok iyi yani, severek geliyoruz arkadaşlarımızla. Evet, bir İngiliz papının içerisinde Türk kültürü. Evet, evet. Evet, arayıp da bulamadığın herhangi bir çeşit, kahvaltı çeşidi var mı? Hiçbir çeşit yok. Yani yumurtalı ekmeğinden hani öğlen 5 çayında yiyebileceğin kısırına kadar her şey var. Yani çok memnunuz biz. Bir de yani öğrenci yeri diye düşünüyorum. Çünkü fiyatlar da çok uygun. Yani burada edebileceğiniz kahvaltıyı başka bir yerde hani bu fiyata mümkün değil, yapamıyorsunuz. Kuş sütü var mı? Kuş sütü? Kuş sütünü aramadık yani, öyle diyebilirim. Evet, ekran başında bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tavsiye ederim, gelsinler, yani tatsınlar. Pişman olmayacaklarına eminim. Bana da arkadaşlarım tavsiye etti. Ben de arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Yani severek geliyoruz. Evet, evet, kesinlikle. İşletmeciler de çok cana yakın insanlar. Çok sevimli insanlar. Evet, Özkan Bey. Evet, evet. Yani kendimizi evimizde gibi hissediyorum. Yani ben kendimi evimde gibi hissediyorum burada. Hiç son olarak gözleme nasıldı? Gözleme çok iyi ama pideyi tavsiye ederim. Pide, pide muhteşem, evet. Pide muhteşem. Evet, afiyet olsun diyoruz ve iyi pazarlar. Sağ olun, iyi pazarlar size.
programımıza siz sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlarla devam ediyoruz. Sizler de dolunayla birlikte sağlıkla ilgili ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz. Dolunay zamanları kendimizi gergin hissedebiliriz ve özellikle sizin sağlık evinizde olacağı için böbreklerle ilgili bir takım sorunlar yaşamanız söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra iş arkadaşlarınızla ters düşebilirsiniz. Onlarla ufak tefek sürtüşmeler içerisinde, anlaşmazlıklar içerisinde yer alabilirsiniz. Bunun yanı sıra işle ilgili bir takım olumsuzluklar da var. Bir takım projelerde sıkıntılar yaşanabilir. İş yeri açmak, iş yerinizi taşımak istiyorsanız bunun anonsunu da yapabilirsiniz. Ama dikkat edin, 10 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında Merkür gerilemesi var. Dolayısıyla iş yeri açmak için, bir şeyleri anons etmek için çok güzel değil Merkür gerilemeleri. Sizin de Nisan ayı boyunca hem işle ilgili bir takım olaylar gündemde yer alacak, hem de sağlıkla ilgili ufak tefek sorunlar da yaşayabilirsiniz. Çok fazla çalıştınız, sağlığınızı ihmal ettiniz. Dolayısıyla sağlığınızı gözden geçiriyorsunuz. 11 Nisan'da ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra Merkür gerilemesi var. Sizin burcunuzda olacağı için birileriyle ters düşmemeye özen gösteriyorsunuz. Daha önceleri başlatmış olduğunuz kontratlı işler bitiyor ama yeni projelerde kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz. Bir şeyler yavaş hareket edebilir, canınız sıkılabilir. Merkür gerilemelerinde iletişimle ilgili sorunlar yaşarız. Bir şeyler istediğimiz gibi olmayabilir. Bunun yanı sıra Nisan ayı sonlarında da yine sağlık sorunları görülüyor. Nisan ayı boyunca sağlığınıza siz sevgili boğalar dikkat ediyorsunuz ve yayınımıza en güzel tasarımların ve mobilyaların yer aldığı Bellona ile devam ediyoruz. Bakalım oradaki görüntüler geçtiğimiz hafta nelermiş? Oradaki tasarımlar için neler söylemişler? İzliyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Londra turumuz devam ediyor. Yine bu sefer Lewisham High Street'te, Güney Londra'dayız ve Bellona'nın mağazasındayız. Mağaza müdürü Serap Hanım'la birlikteyiz. Evet, Serap Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Serap Hanım, biz Türk toplumu olarak misafirperver bir toplumuz ve çok iyi bir oturma odası grubumuzun olmasına çok meraklıyız. Ve Bellona'daki oturma gruplarından bize ne örnekler vereceksiniz bugün? Alp Bey, çok doğru söylüyorsunuz. Biz Türk toplumu olarak ve Kıbrıs toplumu olarak eşyalarımıza çok önem veririz. Evde güzel eşyalarımız olsun, güzel oturma grupları olsun, aynı zamanda yatak olsun, işte sandığı olsun, kaliteli olsun, yerden yukarı olsun. Bizim isteklerimiz çok fazla bir bayan olarak. O ürünlerin, o isteklerin hepsi Bellona'da mevcut. Tek bir üründe mevcut. Şu anki bulunduğumuz koltuk takımının ismi Dekora'dır. Bu koltuğun birçok özelliği var. Özelliklerden bir tanesi yerden yüksek olması. Altları çok rahat temizlenebiliyor. Kolay temizlenebiliyor. Koltuklar artık çekme derdimiz kalmıyor. Biliyorsunuz Londra evlerde zaten çok küçük. Çekme ihtimalimiz biraz da zor oluyor. Aynı zamanda kumaşlarla temizleme kolaylığı var. Biz bayanların çok büyük bir sıkıntısı bu. Özellikle açık renk aldığımız zaman temizlemesi kolay olsun kumaşlar. Her zaman deri çünkü tercih etmiyoruz. Zaten soğuk bir ülkede yaşadığımız için deri de soğuk oluyor. O yüzden kumaşların temizlenmesi çok önemli bir şey. Aynı zamanda insanlarımız geliyor, kalmaya geliyorlar, yatılı geliyorlar. Bu akrabamız olabilir, eşimiz, dostumuz olabilir. Yatak da olsa güzel olur sorusuna da cevap burada. Yatakta oluyor koltuklarımız ve bunun yanı sıra sandık da oluyor. Yani ekstra eşyalarımız evlerin darlığından neresi kapalıysa oraya doldurmaya çalışıyoruz eşyalarımızı. O yüzden sandıklara da eşyaları koyabiliyoruz, kullanmadığımız şeyleri. Bunun için ya, bu açıdan bütün bu sorunların hepsi tek bir üründe var burada. Bütün ürünlerimize biz taksit yapıyoruz, finans yapıyoruz. Finans 4 yıla kadar faizsiz, kesinlikle ürünün üzerindeki fiyat neyse onu ödüyorlar. Çok cüzi bir depozitle, isterlerse depozite vermeyebilirler. Ama bir koltuğu haftalık 20 pound, 10 pound gibi ödemeyle alabiliyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Birden ödeyip de, peşin fiyat ödeyip de 3-4 bin lirayı ben cebimden çıkartayımdan ziyade taksit yapıp rahat rahat ödeyebilirler, tatillerine gidebilirler, diğer yapacak şeylerini yapabilirler. Mobilya müşterilerimizi durdurmaz.
Evet Serap Hanım, ben gerçekten çok merak ediyorum. İzleyicilerimizden de veyahut dükkana gelen, alışveriş yapan halkımızdan da Türk mobilyasının kalitesi diğer İtalyan ürünlerine. Çünkü mobilya dediğimiz zaman ilk akla gelen İtalyan ürünleri olur. Ama gördüğümüz gibi Türk ürünleri Bellona İngiltere'de yaygın ve kullanıma açık. Herkes bu mobilyalara gelmek istiyor. Kalite yönünden İtalyan ve Türk mobilyasının arasındaki farkı da izleyicilerimize anlatabilir misiniz? Şimdi İtalyan mobilyasıyla Türk mobilyasının arasında aslında fark yok. İtalyanlar isim yaptıkları için mobilyalarını çok pahalı fiyatlara satıyorlar. Yani bir koltuk takımında bir İtalyan mağazasına girseniz 5-6 bin liradan aşağı alamazsınız. Gerçekten çok uçuk fiyatlar, çok pahalı fiyatlar oluyor. Kalite olarak zaten design, tasarım olarak hemen hemen aynı ürünler. Tabii ki Çin malı olmadığı için farkını çok fazla göremiyoruz. Kalite olarak göremiyoruz. Bizim ürünlerimiz Türkiye'den geliyor. Zaten dizayn olarak da İtalyan dizaynlarımız da var. Ama dediğim gibi isim yaptıkları için ürünleri pahalı yapıyorlar. Yoksa çok pahalı, çok fazla fiyatlar ödememiz gerekmiyor kaliteli mal alabilmek için. Ama biz Bellona markası olarak yıllardır hem Londra'da hem dünyanın her tarafında Bellona ürünlerini sattığı için hem kalitesinden ödün vermiyor hem fiyatlarında çok yüksek değil. O yüzden bu bir müşterimiz için ben İtalyan mağazasına gidip aldım demesine gerek yok. Bellona'ya gidip aldım demesi yeterli oluyor. Vallahi güzel bir mekan. Türk ürünleri almak o her zaman için seçeneğimiz. Yararlandık. Nasıl yararlandık? Küçük bir depozitle eşyalarımızı, siparişimizi verdik. Delivery öncesi de geri kalanını ödeyebildik. Vallahi gelip görsünler. Her şey güzel, her şey var. Orantılar güzel. Yani gelip denemeleri lazım. Shop around. Ne aldın? Bir takım. Oturma odası. Oturma odası. Güzel misafirlerin geldiği zaman otursun. İnşallah. Ne renktir? Beş. Beşle kahve. Bellona güzel. Her şey, eşyalar güzel. Hürmetleri güzel. Sağ olsunlar. Şakır. Gelip buradan alışveriş? Buyursunlar, etsinler tabii. Gittik başka yerlere bunda, baktık. Ama bunun sağlamlığı bambaşka, daha iyi. Because of that, we're looking at buying from here. You mean the Turkish furniture is better than the Italian furniture? Well, this Bellona, yeah, definitely. Thank you, güle güle kullanın. Sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, sizler de Bellona'da bu kaliteli ürünlere sahip olmak istiyorsanız, dünyanın bir numaralı ürünlerine sahip olmak istiyorsanız hemen en yakın Bellona şubesine uğrayabilirsiniz. İsterseniz Lewisham High'de, isterseniz Kuzey Londra'da Ponderz'in High'de Lewisham mağazalarına uğrayabiliyorsunuz ya da internet sitelerinden Bellona'ya ulaşabiliyorsunuz ve bu güzelim ürünlere sahip olabiliyorsunuz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlarla devam ediyoruz. 11 Nisan'da terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecek ve aşkla ilgili alanlarda sizleri sınayacak gibi görünüyor. Özellikle aşkla ilgili sorunlar yaşayanlar varsa ayrılma noktasına gelebilirler. Sevgilileriyle ters düşebilirler, ayrılabilirler. Bekar olanlar varsa karşılarına yeni birileri de çıkabilir. Çocuklarla ilgili hem güzel haberler alabilirsiniz hem de onların bir takım sorunlarıyla mücadele etme durumunda kalabilirsiniz. Sportif alanlarda uğraşanlar varsa veya sanatçılarımız projelerini belki bitirebilirler ama ufak tefek pürüzlerle de karşı karşıya kalabilirler. Borsayla ilgili uğraşıyorsanız yine 11 Nisan civarına dikkat ediyorsunuz. Çok gergin açılar var 11 Nisan. Birkaç
birkaç gün öncesi ve birkaç gün sonrası dikkat etmekte fayda var. Merkür gerilemesi var sağlık evinizde, yani önümüzdeki iki hafta boyunca sağlığınızı gözden geçiriyorsunuz. Rutin kontrollerinizi yapmanız gerekiyor. Özellikle gizli düşmanlıklar, dedikodular, duymak istemediğiniz sözlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir takım olaylar tekrar karşınıza gelebilir. Kapanmamış defterler tekrar açılabilir, bir takım kişilerle hesaplaşma içerisine girebilirsiniz. Ve Nisan sonuna baktığımız zaman arkadaşlarla olan iletişiminize dikkat ediyorsunuz. Bir takım dostlukları ve arkadaşlıkları hayatınızdan çıkarmak isteyebilirsiniz. İşten elde edilen gelirlerde bir takım sorunlar oluşabilir. Hayaller ve ümitler evinde Merkür gerilemesi var. Dolayısıyla önünüzde birkaç günlük haftalık süreçte hayalleriniz ve neler yapmak istediğinizle ilgili projelerinizi yürürlüğe koyabilirsiniz. Bir takım şeyleri tekrar organize etmeniz gerekebilir. Hayaller ve umutlar evinizde olduğu için bizler de tüm hayallerinizin gerçek olmasını diliyoruz. Ve yayınımıza Eva Turkish Grill ve Meze Bar ile devam ediyoruz. En güzel mezeler ve eğlenceler Eva Turkish Grill ve Meze Bar'da. Türk kültürünün en güzel yansıtıldığı Eva Turkish Grill ve Meze Bar'a gelin hep birlikte göz atalım. Yanımda doğum günü kutlayan bir genç güzel kız var. Bakalım neden Eyva'ya gelmiş? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ben öğrendim masadakilerden senin doğum gününmüş. O yüzden geldim yanına. Evet, sürpriz miydi sana bu Eyva'ya gelmek? Yok, ayarladık öyle arkadaşlarla, yerlerle. Peki, ilk kez mi geliyorsun? Evet. İlk kez geliyorsun. Mezelerini yedin, yemeklerini yiyorsun. Lezzetler nasıl? Çok güzel, süper. Her senin şey alışkın güzel. Olduğun tat lezzet bu mu? Evet, güzel. Değişik değil. Yok. İyi, güzel. Eğlencesi nasıl? Oynadın mı? Evet, çok güzel eğlencesi. Bol bol eğlenecek. Eyva Grill'deyiz. Eğlence süper. Herkesin keyfi yerinde. Oh, yeniliyor mezeler, içiliyor rakılar. Oh oh. Efendim, doğum gününüzmüş. Birazcık sürprizdi. Biz herhalde bozduk ama özür dileyerek maalesef şöyle geliyorum röportaja. Maalesef öyle oldu. Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. Efendim, sürprizdi herhalde. Evet. Şu ana kadar. Bundan sonra sürprizi gitti. Sürprizmiş. Osyana sürprizini bozdum. Evet. Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. Eyva restorandasınız. İlk kez mi geldiniz? Buraya ilk defa geldik. Daha önce alt katında gelmiştik. Alt katındaydınız. Evet. Evet. Üst katı taşındılar. Evet, peki, taşındılar. Yemeklerini yiyorsunuz, mezelerini yiyorsunuz. Damak tadınıza uygun mu? Güzel mi? Veya bir şey eklemesini istediğiniz bir şey var mı? Biz soruyoruz. Bunlar bir iletim. Güzellikleriyle veya eleştirileriyle. Yok, gayet güzel. Biz mezeleri beğendik. Evet. Yemek güzeldi. Evet. Eğlence nasıl? Oynamak eğlence, seviyor musunuz yoksa sadece oturuyor musunuz? Eğlenceyi bekliyoruz şimdi. Biraz sonra sahneye. Biraz sonra. Ateş çıkacak. Evet. Kader ateşi bekliyoruz. Ateş çıkacak, yakacak. Ateş yak onları, yak. Hele şunu yak, şunu. Yok dedi, vay vay. İnanmasın çık yukarı bak dedi. Armut davranız balkonda sallanır. Röportajlarımız devam ediyor, eğlencemiz devam ediyor ve beyefendiler gelmişler, eğleniyorlar. Haftanın stresini atacaklar efendim. Erkek erkeğe muhabbet dediklerinden olsa gerek. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Doğru akşamlar. Mu? Erkek erkeğe muhabbet. Doğrudur, erkek erkeğe arada muhabbet. Arada gerekiyor. Nasıl bayanlar tabii, tabii, yapıyor. Tabii, tabii. Siz de yapacaksınız. Tabii, çok kesinlikle. Sık bunu yapıyor musunuz yoksa çok böyle 2-3 ayda bir mi, ayda bir mi yapıyorsunuz? 3-4 ayda bir diyelim. 3-4 ayda bence yapılması diyelim. Gerekiyor. Tabii tabii, kesinlikle. Hani nasıl bayanlar paralı günleri oluyor, ne bileyim bir araya geliyorlar, sohbet, muhabbet, birazcık dedikodu. Biz de erkekler arasında birazcık iş, birazcık futbol, biraz araba. Futbolsuz birazcık ben muhabbet bilmem erkekler arasında. Kesinlikle, kesinlikle. Fenerbahçeliyiz, her daim en büyük Fenerbahçe diyoruz. No comment.
Bir yorum yok. Olsun, olsun. Herkesin seçimi ayrı en nihayetinde. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki, öyle. Peki, buraya ilk kez mi geldiniz? Buraya ilk kez geldim. İlk izlenimimizi alalım. Doğru doğru. Eksik ne var? Eksik bir şey var mı? İletmeniz gereken bir şey var mı? Biz o yüzden sizinle sohbet ediyoruz ki eksikler giderilsin diye. Yok, yok. Kesinlikle eksik bir şey yok. Servis çok güzeldi, yemekler çok güzel. Sahne alan arkadaşlar çok güzel performans sergilediler. Bize çok güzel bir akşam geçirttirdiler. Valla hepsine teşekkür ediyoruz. Çok umarım güzeldi. Güzelce stresinizi atarak bir şekilde buradan gidersiniz. Kadir Ateş. Kesinlikle. Kesinlikle. Bütün stres gidecek. Kesinlikle. Yani burada olmamızın sebeplerinden bir tanesi o. Kesinlikle. Eski dostlarımızdan. Evet. O yüzden özellikle onu izlemeye geldik. O sahnesinde bir numara. Sahnesi inanılmaz. Evet. İnanılmaz. Öyle. Ben Londra'da 93'lerden beri buradayım. Ta o zamanlardan beridir izlerim kendisini. Özellikle bu akşam onu izlemeye geldik. İyi, peki. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlarla devam ediyoruz. 11 Nisan Dolunay'la birlikte ev içerisinde bir takım gerginlikler yaşayabilirsiniz. Özellikle yengeç burcu bazı şeyleri içinde saklar, bazı şeyleri içinde yaşar. Bu süre içerisinde gelgitler yaşayabiliriz, duygu çalkantıları yaşayabiliriz. Bastırdığımız, göz ardı ettiğimiz bazı şeyler tekrar suyun yüzüne çıkabilir ve bir takım kişilerle kavga edebiliriz. Sizler ev içerisindeki yaşantınızda dikkat ediyorsunuz. Anne baba veya eşinizle ev içerisinde yaşadığınız kişilerle tartışmalar söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra ev alım, satım, kira, ev içerisinde dekorasyonlarla uğraşma durumunda kalabilirsiniz. Bunlar olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Özellikle 11'inde bir takım sorunlar da görülüyor. Bir takım beklenmedik tamiratlarla mücadele etme durumunda kalabilirsiniz. Merkür gerilemesi var. Arkadaşlarla olan iletişime Nisan ayının ilk iki haftası dikkat ediyorsunuz. Nisan ayının sonlarına doğru kariyerle ilgili bir takım sorunlar var. Belki daha önceleri bir iş başvurusunda bulundunuz. Kabul olunmadı ama bu iş başvurusuyla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. İş değişikliği, teklif söz konusu olabilir. Belki patronunuzla zaman zaman gerginlikler yaşayabilirsiniz ama çok çalışmanın sonunda övgüler de alabilirsiniz. Yengeç burçlarına baktığımız zaman genel olarak ev içerisinde gergin ve biraz sinirli, mutsuz görünebilirsiniz. Ama kariyerle ilgili bir takım şeyleri artık toparlamanın zamanı geldi. Ve yayınımıza Cyprus Paradise ile devam ediyoruz. En güzel tatiller Cyprus Paradise. Başlanılır. Alabileceğiniz tatille ilgili özellikle bu yılki yapabileceğiniz en güzel tatilleri Cyprus Paradise'dan bu özel bilgileri alabilirsiniz. Gidin ve Cyprus Paradise yetkililerinden bu yılki tatil için en güzel, en düşük fiyatları öğrenin. İzliyoruz. Evet sevgili Londra Haber Magazin izleyicilerimiz, Londra turumuz devam ediyor. Her İngiliz'deyiz, Cyprus Paradise'ın ofisinde ve Genel Müdür Kemal Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Kemal Bey, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal Bey. Evet Kemal Bey, bu hafta izleyicilerimize neler anlatacaksınız? Kıbrıslı otellerimizin 5 yıldızlı, 4 yıldızlı, 3 yıldızlı tiplerinden sağladıkları, verdikleri ürünlerden, fiyatlardan konuşalım. 5 yıldızlı otellerimizin arasında bulunan Acapulco, Kıbrıs'ın Girne sahilinde kendinin sahip olduğu çok güzel kumsal bir sahilin üzerinde kurulmuş, bungalow ve otellerden oluşan, değişik oda tipleri sunan, VIP odaları bulunan bir kuruluş. Otelimizin başlama ücreti, yani
349 pound bir hafta. Burada dönüş uçak bileti, konaklama, yarım pansiyon, kahvaltı, akşam yemeği. Akşam yemeği büfe tipi bir setup'tan oluşuyor. Büfede de herkesin damak tadına uygun, herkesin diyetine uygun ürünler, mamuller sunuluyor. Gayet de bol bir şekilde hazırlanıp müşterilere takdim ediliyor. Kıbrıs'ın en büyük aqua parkına sahip olan Acapulco çocuklara, gençlere çok güzel bir imkan sağlıyor. Aqua parkta istedikleri gibi eğlenebilirler. Bilhassa yaz döneminin sıcak günlerinde serin sularla işte oyun oynayıp zaman geçirebilirler, iyi bir zaman geçirebilirler. Bunun dışında animasyon çalışmaları, animasyon günlük olarak verilen şovlar var. Bunun yanı sıra çocuklar için oyun alanları var. Yani çocuklar orada iyi, güzel bir zaman geçirebiliyorlar. Tabii bunun dışında anne baba ne yapabiliyor? Onlar için de çok güzel hizmetler sunulmuştur. İşte bir spa merkezini ücretsiz olarak gidip görebilirler, kalabilirler, hizmet alabilirler. Almışlar oldukları hizmetlerden de Cyprus Paradise olarak %20 bir indirim sunuyoruz. Bunun dışında sahili çok güzel, görüntüsü şahane. Bir tarafı dağ manzaralı, bir tarafı deniz manzaralı. Sahilde kafede oturup çaylarını, içeceklerini veya soğuk içeceklerini, biralarını yudumlarken orada çocuklarını da görebiliyorlar, izleyebiliyorlar. Öncelikle müşterilerimizin erken davranıp bir an önce rezervasyonlarını yapmalarını tavsiye ederim. Ne kadar erken rezervasyon yapılırsa ücreti o kadar avantajlı yakalayabilirler. Tabi rezervasyonu yapabilmeleri için depozit ödemeleri gerekir. Burada da biz müşterilerimize yardımcı oluyoruz ve 49 pound kişi başı bir miktarla rezervasyonlarını kesinleştirebilirler. Ücreti belirleyebilirler. Yani ücret artışını durdurabilirler. Paket tatillerden öteye geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Tüm yapılan paket tur rezervasyonlarına Cyprus Paradise olarak tam gün Lefkoşa turu veriyoruz ücretsiz olarak. Lefkoşa turu içerisinde neler var? Lefkoşa turu içerisinde müşterilerin otelden alınıp otobüsle Lefkoşa'ya nakli, orada da Lefkoşa'nın surlar içerisinde eski Kıbrıs, eski Lefkoşa'nın yaşama şeklini, insanların nasıl yaşadığını, nerede alışveriş yaptıklarını, nerelerde sosyal toplantı buluştuklarını gösteren çok güzel bir geziyi sunuyoruz. Paket turların dışarısında seyahat, uçak seyahati, kiralık araba hizmeti veriyoruz. Kiralık araba uçak alanından alınıp uçak alanına devredilebilir veyahut otele götürtülüp otelde tekrar geri verilebilir. Yani nereden alıp nereye götürecekleri tamamıyla müşterilerimizin tercihine ait. Biz bunun dışında sadece konaklama yapıyoruz. İşte Kıbrıs içerisinde, Magosa'sında, Karpas'ında, Bafra'da, Girne'de, herhangi bir yerde, istedikleri herhangi bir otelde yapacakları konaklamayı kendilerine en iyi, en güzel bir ücretle ve hizmetle sunuyoruz. Uçak bileti alan yolcularımız aynı zamanda uçak bileti ile konaklamayı birleştirebilirler. Yani bu bir nevi paketin bir değişik türü. Yani kalacakları süreyle tamamıyla uçak ve konaklamayı aynı sürede yapmaları mecburiyetinin dışına çıkıp işte, uçak biletini daha uzun bir süreye yapabilip konaklamayı daha kısa bir süreyle bitirebilirler. Örneğin Temmuz'un 20'sinde Kıbrıs'a giden vatandaş 30 Ağustos geri dönecekse ve bu süre içerisinde de bir haftalık
sadece bir haftalık konaklama istiyorsa veyahut 10 gün veya kendi tercihlerine bağlı bir süre konaklama istiyorlarsa bunu da yapabiliyoruz. Evet Kemal Bey, vermiş olduğunuz bu güzel ve değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, sizler de hem tatil hem de bilet fiyatlarından yararlanmak istiyorsanız Cyprus Paradise'a, Haringey'e gelin ve Cyprus Paradise'dan biletinizi alın, tatilinizi yerini ayırtınız. İster tatil ister bilet veyahut hem tatil hem bilet. Siz bilirsiniz, Cyprus Paradise sizlere bu güzel hizmeti vermek için burada Haringey'de hazırdır. Sizleri bekliyor. Siz sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlarla devam ediyoruz. 11 Nisan'da sözlere dikkat ediyorsunuz. Aslan burcu çok fazla kendilerine bir şey söylenilsin istemez. Aslında liderlik ruhu vardır. İdare etme becerileri çok yüksektir. Özgüvenleri çok fazla ama 11 Nisan'da bir takım şeylerden dolayı canınız sıkılabilir. Bir takım kişilerle ters düşebilirsiniz. Sözlere dikkat ediyorsunuz ama olumlu açıdan bakalım. Belki kontrat sözleşme imzaladınız önceleri, dergi basmak istediğiniz kitapla ilgili uğraşıyorsunuz. Artık onları bitirmenin, tamamıyla sonlandırmanın zamanı geldi. Ama olumsuz açıdan yakın çevre veya kardeşlerle herhangi bir konudan dolayı ters düşebilirsiniz. Merkür gerilemesi var. İşte ilgili sorunlar görülüyor. Daha önceleri göz ardı ettiğiniz olaylar daha fazla belirginleşebilir. Patronunuzla veya üst düzey yetkilileriyle tartışabilirsiniz, kavga edebilirsiniz. Dolayısıyla sözlere dikkat ediyorsunuz. Daha önceleri kaçırdığınız bir iş, eğer olumlu açıdan düşünecek olursak, kaçırdığınız iş sizlere güzel bir şekilde geri gelebilir. Nisan ayının sonlarına doğru baktığımız zaman seyahat görünüyor. Merkür gerilemelerinde yapılan seyahatlerde bir takım sorunlar oluşabilir. Bavullar kaybolur, sıklıkla duyarız. Organizasyon hataları olur. Tatil için rezervasyon yaparken sorunlar yaşanır ki bu dönemde tatil için birçok rezervasyonlar yapılıyor. Daha sık yapılır rezervasyonlar. Dolayısıyla sizler de seyahati düşünüyorsanız Nisan ayı sonlarına doğru bir takım olumsuzluklarla uğraşma durumunda, mücadele etme durumunda kalabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var. Ve yayınımızda Londra Haber Magazini'nin sorusuyla devam ediyoruz. Her hafta sizler için çok güzel renkli sorular hazırlıyoruz. Bakalım, merak ediyoruz bu hafta neler sormuşuz ve ne gibi cevaplar almışız, izliyoruz. Bir soru sorayım. Sor neden bakalım. İstemeye giden erkeklerin kahvesine, damat adayının kahvesine tuz ve karabiber falan koyuyorlar? Vallahi ben de bilmem. Hiç bilmem. Efendim, koyuyorlar ki eğer o damat adayı bu kahveyi içerse her türlü zorluğa katlanıp eşine çok iyi bir hayat vereceğini söylüyorlarmış. Eğer içemezse kızı vermiyorlar. Ay canım. Çünkü o damat hiçbir şeyi göğüsleyemez diyorlar. Bir evet, daha öğrendik öyleymiş. O zaman. Evet. Bir daha öğrendik. İçemiyorsa kız vermiyoruz. Güzel. Kız istemede kahvesine tuz ve karabiber koyuyorlar. Neden? Çünkü damat o tuzu veya karabiberi içtiği zaman zorluklara katlandığı için. Tabii. Ve hanımının da zorluklarda bir problem olduğu zaman zorluklarını aşacağına Bırakıp gitmeyecek. Yani her şeyi göğüslüyorum herkes diyecek. Herkes göğüslüyor. Yani. Üzerime düşeni yaparım diyecek. Yani aynen kaçmayacağım öyle. Kaçmayacağım diyecek. Yani kaçmayacağım. O kahveyi içiyorsa o adama kızı verirsin. Veririz. Verelim. Verelim. Yani biz de yaptık, yaptık, verdik. Tabii yani. O zaman beni isteyene geldiğinde içmezse vermeyin beni. Öyle. Öyle diyoruz. Evet. Şimdi kız istemeye gelen damat adayına kahvesinin içerisine tuz ve karabiber konuyor. Neden konuyor biliyor musun? Seni severse içer. Evet. Yani tecrübe ettik mi yoksa daha bekar mıyız? Yok, tecrübe ettik. Evliyim. İçti mi? İçtim. O damat içti mi onu? Evet, kahve içti mi? Tamam. Her istediğini yapacak demektir. Evet. Gördün aynen mi? Öyle yapıyor. Evet, yapıyormuş efendim. Gördüğünüz gibi o kahveyi içti. Damat her şeyi yapıyor. Evet. İçmeyene kız vermek yok. Değil mi? Evet, öyle aynen.
Ben arada böyle örf, adet, gelenek, göreneklerle ilgili sorular soruyorum. Bakalım ne kadar biliyoruz. Evet, çalışmadım yazan olmaz. Bak bilmiyorum. Şimdi kız istemeye giden damat adayına kahvenin içerisine karabiber ve tuz koyuyorlar. Olur mu? Neden? Karabiber tuzu olsa keşke. 8-10 çeşit vardı. Bilmiyorum. Oo, kötü bir deneyim var. Anlat, evet. anlat. Bir bu kadar. İçtin mi? İşte. İçtin mi? Gelin hanım burada. Tamam, içtin mi sen o kahveyi? İçtim mecburen. İçtin ki kızı aldın. İçemezsen evet. Alamazdın biliyorsun değil mi? Evet. Evet. Gördüğünüz gibi 10 çeşit daha bir şeyler varmış ama içmiş. Başarmış. Hanım kahri çekiyor, hayatın kahrını çekiyor. Alkışlar beyefendiye lütfen. Neden? Görücü kızı istemeye gittiklerinde damat adayının kahvesine tuz veya biber koyuyorlar. O öyle bir şeydi ki her yerde yapılmaz yani. Öyle mi? Bizim Kıbrıs'ta yapılmazdı daha böyle öyle bir şey. Damat adayına hiç böyle bir şey yapılmıyor mu? Yapılmazdı bizde. Türkiyeliler yapar. E şimdi bizimkiler Kıbrıslılar'da duydu. Onlar da yapmaya başladı. Peki anlamını biliyorlar mı? Vallahi onu... İçince damat eğer içebilirsemiş onu alacağı kızın zorluklarına katlanırmış. Evet, evet. Ha. Eğer içebiliyorsa ha. Bütün zorluklara katlanabilecek ama bir beyefendi koca olacakmış. İşte evet. Yarım bırakacak. Evet. Vermeyin demek kızı. Yürümeyecek. Evlilikten yürümeyecek demek. Vermeyin kızı o adam o evliliğin kahrını çekemez. Evet. Vermeyin kız efendim. O anlama gelir doğru. Evet, peki. Siz evli misiniz? Evliyim evet. Tamam. Siz kız istemeye gittiğinizde kahvenize tuz, karabiber falan koydular mı? Şimdi öyle güzel hatıralarımız olmadı. Çünkü burada... genelde konuyormuş. Konuyormuş çünkü biz... Ben onu soruyorum. Neden konuyor? Öyle bir tecrübem olmadı. Olsaydı söylerdim. Bir şekilde bizim burada oldu tanışmamız, evlenmemiz. O şekilde devam etti. Onun nedeni eğer o beyefendi o tuzlu, karabiberli falan filanlı kahveyi içerse... Hayatı daha iyi göğüslermiş, eşine daha iyi sahip çıkarmış. İçmezseymiş, kızı vermiyorlarmış. İçeydim iyiydi, içeydim iyiydi be bana kahveyi. Bilseydim siz içerdim. O zaman yarın yaptırın bir tane için. Kesinlikle. Geç kalmış sayılmazsınız. Öyle mi? Evet. Hemen hemen bu böyle 15-20 seneden sonra da içilebiliyor mu bu? İçilsin için. Ondan sonra da böyle... Ondan sonra daha iyi ondan göğüslersiniz da hayatı. Böyle karşılığı, böyle daha iyi karşılayabiliyor muyuz? Kesinlikle. Yarın içiyorum hemen direkt. Arkadaşım hatta bu, da bravo hatta diyorum bugün. Efendim. Sağ olun efendim. Medeni cesareti için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yayınımıza siz sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlarla devam ediyoruz. 11 Nisan'da paranızı kontrollü kullanıyorsunuz. Bu süre içerisinde birileri sizden borç para isteyebilir. Artık gücünüz varsa veriyorsunuz ama yoksa vermeyin, ileride alamayabilirsiniz. Parayla ilgili bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Belki yatırım yapmak istiyorsunuz. Geleceğinizi garanti altına almak için, maddi ve manevi güvence arayışı için ticaret hayatına atılmak isteyebilirsiniz. Eğer böyle bir düşünceniz varsa paranızı kontrollü ve temkinli kullanıyorsunuz. Çünkü dolunaylarda hata da yapabiliriz. Parayla ilgili birileriyle ters de düşebilirsiniz. Dolayısıyla 11 Nisan civarında parayla ilgili yapacağınız tüm girişimlerde biraz temkinli olmakta, bir takım şeyleri okurken, bir takım imzalar atarken dikkatli olmakta fayda var. Merkür gerilemesi de var. Bu anlamda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle seyahat etmeyi düşünüyorsunuz. Belki Nisan ayının ilk haftası seyahatle ilgili bir takım olumsuzluklar sizler de yaşayabilirsiniz. Özellikle bavullar kaybolabilir. Seyahat ederken bir takım kişilerle tartışmalar, kavgalar olabilir. Rezervasyon hataları oluşabilir. Nisan ayının ilk iki haftası tüm seyahatle ilgili yapacağınız tüm girişimlerinize dikkat ediyorsunuz. Nisan ayının son iki hafta haftasına baktığımız zaman parayla ilgili bir takım sorunlar var. Alacak, verecek, vergi, nafaka, primler ve miraslarla ilgili alanlarda bir takım sorunlar görülebilir. Olumlu açıdan da bakacak olursak bir miras işiniz var, çoktandır başlattınız. Onu bitirmek ve sonuçlandırmak için çok güzel. Eşiniz veya ortağınızla da yaptığınız tüm projelerden elde edilen gelirlerde bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Aman dikkat edin, sakın kavga etmeyin. Ve yayınımıza ünlü sanatçı Bora Serbülent ile devam ediyoruz. İsveç'ten geldi ve bizlere çok güzel müzik ziyafeti yaşattı. O Sichans Pub'daki bu müzik şeylerini gelin hep birlikte izleyelim.
Üzüp aldık artık canımın donmasında. Sevgili Kıbrıs Geniş TV izleyicileri, Southgate'de bulunan The Aussie Charms Pub'dayız. Bu akşam çok değerli bir müzisyen arkadaşımızı ağırlayacağız. İçeride müzik siyafeti yaşayacağız. Sevgili Bora Serbülent bizlerle İsveç'ten geldi. Ayağının tozuyla onu yakalamışken çok ufak bir röportaj gerçekleştireceğiz. Hoş geldin, şeref verdin. Çok özledik seni. Nasılsın? Teşekkürler, sağ olun. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Ara verdik bu sefer. O yüzden özlenmişiz galiba. Ne kadar ara verdin? Ne zaman gelmiştin en son? 2-2,5 ay falan oldu herhalde değil mi? Aşağı yukarı herhalde oldu. Çok ara vermedik ama özlenmişiz öyle gördüm. Çok özledik seni. İçerisi çok güzel, böyle çok güzel bir enerji var. Dolu yine seni evet. Bekliyorlar. Hadi gelsin bir an önce başlasın. O güzel sesinden şarkılar dinleyelim dediler. Neler yaptın? Açtın mı müzik? Evet. Yani çok o 2,5 ayda ben inanılmaz yoğundum. Müzik çünkü okulu açtın. Evet, Şubat'ın 5'inde çok büyük bir sanat merkezi açtık aslında. İçerisinde birçok işte aktivitenin, kursların falan olduğu, dans eğitimlerinin, enstrüman kurslarının olduğu. O yüzden çok yoğundum. Biraz da o yoğunluğu atlatmak için, böyle biraz da kafamı dinlemek için de aslında seviyorum ben buradaki, biliyorsun, seyirciyle buluşmayı, çok keyifliler. O yüzden benim için de güzel bir kaçamak oldu böyle 2-3 gün. İçeridekiler de zaten seni tanıyan, sürekli gelen kişiler. Hatta bir tane ipucu vereyim sana, bir sürpriz var. Bir tanesi yemekle geldi ya. Evet, çok... yedim bile. Hatta bunu anlatmam lazım hakikaten. Çünkü bir tane beni daha geçen geldiğim kanserler yaranı yaptığımız gecede görmüş teyzeciğim, ellerinden öpüyorum. Bana işte sormuş arkadaşlar ne sever ne eder. Ben de molyeyi çok severim demiştim. Sıcak sıcak, inanmayacaksınız ama sıcak sıcak tencereyle molyeyi getirdi. Dedi bunu sana yaptım dedi. Yanında turşusu muşusunu da koymuş. Kimse canı çektirmek için söylemiyorum ama yani hayatımda aldığım en değişik ama en değerli hediyelerden biriydi hakikaten. Bunun sebebi de o kadar samimi, sıcak ve içten ki sürekli söylüyoruz. Bunu gerçekten bu akşam kanıtlamış oldu. İlk kez gören, tanıyan o kadar çok sevip benimsiyor ki yemekler yapmak istiyor. Doyurmak, beslemek istiyor. Çok teşekkür ederiz. İyi ki ben varsın. Ben keyifli seyirler diliyorum. Birazdan Burak Selbülent'in güzel sesinden çok güzel şarkılar dinleyeceğiz. İyi eğlenceler. Sahne senin. Gel yine Bulgarlara
siz sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlarla devam ediyoruz. Sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleşiyor. Biraz gergin olabilirsiniz. Sizler ilişkilere çok önem veriyorsunuz. İlişkilerle sınanıyorsunuz. Dolayısıyla bu süre içerisinde bakalım kimleri hayatınızdan çıkaracaksınız. Diplomasi, uzlaşma, uyum, düzen ve ahenk sizin burcunuzun özelliklerinden olduğu için dolunay süresince bu aradığınız uyumu, düzeni ve ahengi bulamayabilirsiniz. Birileri canınızı sıkabilir. Dolayısıyla iç huzurunuz birazcık bozulabilir. Bir takım kişilerden uzaklaşabilirsiniz, içe yönelebilirsiniz. Dolayısıyla sizler de 11 Nisan'da iletişime dikkat ediyorsunuz. İlişkinizi gözden geçiriyorsunuz ama önemli kararlar almıyorsunuz. Merkür gerilemesi var. Alacak, verecek ve parayla ilgili alanda olduğu için parayla ilgili de bir takım kişilerle ters düşmemeye özen gösterin. Borçlanmayı düşünüyorsanız aman dikkat edin, çünkü bu süre gerçekten de finansal açıdan tüm burçlar için geçerli krizler yaşamamıza neden olabilir. Özellikle paramızı kontrollü kullanmamız gerekiyor. Çok fazla açılmamamız gerekiyor. İlişkilerle ilgili bir takım sorunlar oluşabilir. Nisan ayının sonlarına doğru Merkür karşıt burcunuz olan Koç'ta gerilemeye devam edecek ve bu süre içerisinde eşinizde bir takım sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Yolları ayırmak isteyebilirsiniz. Özellikle Nisan ayı boyunca ilişkilerinizi gözden geçiriyorsunuz. Akrep ve yükselen burcu. Akrep olanlara baktığımız zaman sizler sağlığınızı gözden geçiriyorsunuz. Sağlıkla ilgili ufak tefek sorunlar yaşamanız söz konusu olabilir. Dolunay boyunca gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Kronik bir takım rahatsızlıklar tekrar gündeme gelebilir. Bazı gizli düşmanlıklarla mücadele etme durumunda kalabilirsiniz. Dikkat ediyorsunuz, eşinizin işinde bir takım sorunlar da oluşabilir. Merkür gerilemesi var. Özellikle karşıt burcunuzda eşinizle olan iletişime sizler de dikkat ediyorsunuz ve Nisan ayı sonlarında işle ilgili bir takım olumsuzluklar görülebilir. İşle ilgili ufak tefek hatalar, yanlışlıklar yapmanız, iş arkadaşlarınızla ters düşmeniz söz konusu olabilir. Siz sevgili akrepler de özellikle işinize ve sağlığınıza dikkat ediyorsunuz. Siz sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlarla devam ediyoruz. 11 Nisan'daki dolunaya sizler de dikkat ediyorsunuz. Çünkü arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu süre içerisinde arkadaşlıklar, dostluklar gözden geçirilir. Bir takım kişileri hayatınızdan tamamıyla çıkarabilirsiniz. Artık kimler hayatınızda kalsın, kimler hayatınızdan tamamıyla gitsin. Size bağlı bir takım kişileri gönderiyorsunuz. Umutlar ve hayaller evindeki dolunay sizlere artık bir umudunuzu, bir hayalinizi gerçekleştirmeniz açısından avantaj sağlayacak. İşten elde edilen gelirlerde bir takım sorunlar da oluşabilir. Organizasyon hataları oluşabilir. Sosyalleşmek, eğlenmek isterken bulunduğunuz gruplarda bir takım kişilerle ters düşmemeye siz sevgili yaylar da dikkat ediyorsunuz. Merkür gerilemesi var. İşle ilgili bir takım sorunlar görülüyor. İş arkadaşlarınızla ters düşmemeye dikkat edin. İş değişikliğini düşünüyorsanız dikkatli olmakta fayda var. Daha önceleri başlattıysanız olumlu değiştirebilirsiniz ama işle ilgili anons etmiyorsunuz. Nisan ayının sonlarına doğru da aşkla ilgili bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Sevgilinizle de yolları ayırabilirsiniz. Özellikle hem çocuklarla olan iletişime dikkat ediyorsunuz hem de sevgiliniz varsa özellikle sevgilinizle yolları ayırmamaya özen gösteriyorsunuz. Oğlak ve yükselen burcu oğlaklara baktığımız zaman dolunayla birlikte kariyerle ilgili bir takım sorunlar oluşabilir. İş değişikliğini düşünebilirsiniz. Çok fazla çalıştınız zaten. Oğlak burcu tırnaklarıyla kazıya kazıya hedefe yükselmek ister, başarılı olur. Dolayısıyla iş değişikliğini düşünebilirsiniz. Çünkü bir takım kişiler artık canınızı sıkmıştır ama 11 Nisan'daki dolunayla birlikte bu değişikliği sakın yapmayın. 15'inden sonra değişikliğinizi yapabilirsiniz. Merkür gerilemesi aşkla ilgili bir takım sorunları getirebilir sizlere de ve özellikle sportif alanlarda ve borsayla ilgili uğraşıyorsanız dikkatli olmakta fayda var. Nisan ayı sonlarında da Merkür gerilemesinden dolayı ev içerisinde ufak tefek sorunlar yaşamanız söz konusu olabilir. Özellikle alım, satım, kira ve ev içerisindeki dekorasyonla ilgili bir takım sorunlarla mücadele etme durumunda kalabilirsiniz. Ve yayınımıza eğlencenin en büyük mekanlarından olan Serpus Garden ile devam ediyoruz. Bakalım geçtiğimiz hafta oradaki eğlenceler nasılmış, izliyoruz.
Değerli Londra Haber Magazin izleyicilerimiz, bizler eğlencenin bomba mekanı Chingford'da bulunan Cyprus Garden'dayız. İçerisi muhteşem, gümbür gümbür. Çok özel konuğu var bu akşam, Bora Serbülent. O yüzden çok güzel, eğlenceli bir geceye geçirecekler. İnanılmaz muhteşem bir gece geçecek. Ama şurada gördüğünüz gibi muhteşem, 70 diyor. 70 yıl geçmiş. Çok merak ediyorum. Nasıl geçmiş şu 70 yıl? Neler yaşamış? Onu bir soracağım. Önce bir kendisini tanıyalım bakalım. Efendim, isminizi öğrenebilir miyim? Fatma Karademiş. Fatma Hanım, maşallah çok güzel bir masa, balonlar. İçeride çok ses olduğu için şu an dışarıda evet. Yapıyoruz ama çok güzel balonlar eşliğinde 70 yıl diyor balonlar. Nasıl geçti şu 70 yıl? Hayat çok iyi geçti. Çocuklarımla, torunlarımla çok mutluyum. Bu gece de bana sürpriz yaptı çocuklarım. Sürpriz. Daha önce Cyprus Garden'a geldiniz mi? Gelmediydim buraya. Peki ilk kez geldiniz. Ne evet. Düşünüyorsunuz? Güzel bir mekan. Güzelini tattınız mı? Yemek olarak, tad olarak nasıl? Vallahi tattıklarımla beğendim. İyi. Güzel. Hanımefendi güzel. Kesinlikle çok yemek yapmıştır. O kadar güzel yemekler yapıyordur ki evet. Ondan bir onay almak da önemli. Evet. Değil mi? Çünkü bayanlar bu, hele ki siz 70 yıl diyorlar, bayağı bir mutfakta zaman geçirdiniz. Mutlaka, mutlaka. Evet, Cyprus Garden'dayız. Eğleniyoruz. İçerisi gümbür gümbür. Neden? Çünkü eğlencenin kalbi, mekanı Cyprus Garden. Yanımda çok şık bayan var. Her zaman onu görüyorum. Her zaman şık giyiniyor. Her zaman güzel makyajını yapıyor. Bir makyaj sever olarak makyajına bayılıyorum. Evet. Hoş teşekkür geldin edin. Cyprus Garden'a. Hoş bulduk canım. Her zamanki gibi seksisin, güzelsin, yine güzel teşekkür giyinmişsin. Ederim bayılıyorum senin kıyafetlerine her teşekkür zaman. Teşekkür ederim, sağ ol. Evet, bu akşam buradasın. Özel bir gece var mı? Kızımın yaş günüdür. Onu kutlamaya geldik. Hepiniz evet. Buradayız. Ona sürpriz mi yaptınız? Yok, geçen haftaydı aslında ama burada olduğumuz için kutlayamadık. Sonra bu akşam geldik. Her hafta bir bahane çıkmış. Evet, evet. Gezmeyi sevmeyi canım. Hiç sevmiyoruz. Hiç ne oynamayı seviyoruz, yok ne gezmeyi canım, seviyoruz yok. Değil ay, mi? Olur mu? Cyprus pes mekanı. Atarık, pes. Pes atmak ne demek? Pes atmak yani koşmak. Hazır tarafımız evet, demek. Evet, gördüğünüz gibi. Eğlencedeyiz. Efendim, hoş geldiniz Cyprus Garden'a. Hoş bulduk canım benim. Eğlenmeye geldiniz. Özel bir gece mi, öylesine mi geldiniz? Yok, özel bir gece. Arkadaşımın kızının doğum günüsü var. Onu Oo. Kutlamaya geldik. Evet. Sürpriz mi oldu doğum gününe, sahibine? Biliyor muydu yoksa sürpriz mi yaptı? Yok, biliyordu. Haberi vardı. Anlaşarak toplandık demek bu. Demek ki o da burayı gelmeyi seviyor. Evet, burayı seviyorum. Bizim mekan burası. Daha çok sık gelir misiniz? Sık gelerek, sık gelerek. Peki neden sık geliyorsunuz? Bilmeyenlere bir söyleyelim. Diyorlar ki, söylüyorlar geliyorlar sık şimdi, ama neden? Şimdi neden? Buranın sahibinden tut, garsonlarına kadar, şarkıcılarına kadar süper. Çok da ilgilenirler. Yemekler güzel, eğlence güzel. O yüzden mekanımız burası. Neden gelinmesin o zaman, değil mi? Neden gelinmesin? Gelinsin. Herkes gelsin. Her şeyi güzel. Her şeyi dörtlük. Güzel, dört dörtlük. Londra Haber Magazin için en iyi oynayanı seçeceğiz. Haydi salla!
Bezi. Kameralar üzerimizde. Hayır. Londra'nın en yakışıklı kameramanı. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlarla devam ediyoruz. Sizler de 11 Nisan Dolunay'la birlikte yurt dışına seyahat etmeyi düşünüyorsanız, bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Yurt dışında sevgiliniz varsa veya iş yaptığınız kişiler ters düşebilirsiniz. Terazi burcu uzlaşma isteyen bir burçtur. Bu alanda belki bir takım sorunlar oluşabilir. Uzlaşma gereken alanlarda uzlaşmayı sağlayamayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı olaylar, işler yapılacak olan tüm başlangıçlarda bir takım sorunlarla mücadele etme durumunda kalabilirsiniz. Merkür gerilemesi var. Ev içerisindeki iletişime dikkat ediyorsunuz. Özellikle Nisan ayının ilk haftaları bir takım sorunlar oluşabilir. Nisan ayının sonlarına doğru baktığımız zaman son iki haftası yakın çevre veya kardeşlerle ters düşebilirsiniz. Onlarla bir takım sorunlarla mücadele etme durumunda kalabilirsiniz veya kardeşinizin bir sorunuyla uğraşma durumunda kalabilirsiniz. Kontrat ve sözleşme imzalamanız gereken alanlarda bir takım sorunlar oluşabilir. Araba kullanırken dikkatli olmakta fayda var. Balık ve yükselen burcu balıklara baktığım zaman dolunayla birlikte parayla ilgili krizler yaşanabilir. Bir takım kişilere borç verdiniz, siz mi borç istiyorsunuz? Bu gibi alanlarda sorunlar oluşabilir. Partnerinizle veya ortağınızla, sevgilinizle parayla ilgili alanlarda çatışmalar yaşanabilir. Belki bir takım işler yaptınız, paranızı alamıyorsunuz. Siz bir takım ödemeler yaptınız veya onlar yaptı. Bu anlamda ters düşme söz konusu olabilir. Bankalarla ilgili özellikle borçlanmayı istiyorsanız dikkatli olmakta fayda var. Ve toparlayacak olursak 11 Nisan'da Londra saatiyle 07:08 Terazi burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunaylarda ikilemler yaşarız, duygu çalkantıları yaşarız. Terazi burcu evlilik, ilişkiler, diplomasi, uzlaşma isteyen alanlarla ilgili olduğu için bu gibi alanlarda bir takım sorunlar oluşabilir. Bir takım kişilerle ters düşebiliriz. İkili ve sosyal ilişkilerle ilgili, güzellikler, estetikle ilgili olduğu için tüm bu alanlarda sorunlar oluşabilir. Özellikle 11 Nisan'daki dolunay çok sert açılar teşkil ediyor. Bir takım kalıplar sonlanıyor. Yani bir takım kişilerle hem ayrılıyorsunuz, ters düşüyorsunuz ve bazı şeyleri yeniden inşa ediyorsunuz hayatınızda ve olacak olan şeyler, ani gelişecek olan olaylar. Bunun yanı sıra Merkür gerilemesi var 10 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında. Sözlere dikkat ediyorsunuz, atacağınız kontrat ve sözleşmelere dikkat ediyorsunuz. Araba kullanırken dikkat ediyorsunuz, elektrikli eşyalarda sorunlar oluşabilir. Kompütörlerinize dikkat ediyorsunuz, önemli şeyleri, bilgileri yedekliyorsunuz. Daha birçok şey var. Olumlu açıdan eski sevgililer, eşler, nişanlılar tekrar hayatınıza gelebilir. Artık temizlik yapın, bir takım rutin şeylere yönelin, arının, temizleyin ama çok fazla yeni şeylere girmeyin. Bir takım kişilerle sözler açısından ters düşebilirsiniz, kendinizi iyi ifade edemeyebilirsiniz, size söylenilen şeyleri yanlış anlayabilirsiniz. Dolayısıyla sözlere de dikkat ediyorsunuz. Artık bir şeyler de bitecekse hayatınızda bitecek. Yapılacak bir şey yoktur. Siz yolunuza devam edeceksiniz zaten. Bizleri de izlemeye devam edeceksiniz. Bizler Kıbrıs Geniş TV Londra Haber Magazin ekibi olarak çok güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Gelecek hafta yepyeni konularla ve olaylarla görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İmparatorluğundan sizlere bu haftalık da bu kadar.
başkalarının isteyip de yapamadığı, en çok takdir edilmeye çalışılan Londra Haber Magazin'den hepinize hoşça kalın. Bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle.